Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Genel seçimler geldi gitti. Giden gitti, geliyorum diyenler gitti, bay bay oldu vesaire, bunları konuşmayalım. Yerel seçimlere gidiyoruz. Artık siyasetten gına geldi ama son bir yerel seçimimiz kaldı. Onu da bir halledelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle farklı sorular soracağız inşallah. İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz? İstanbul'da 5. yılında vatandaşlar sevdi mi, sevmedi mi? Bunları soracağız. Zaman zaman farklı şehirlere gidip farklı belediyelerdeki vatandaşlara da işte buranın belediye başkanı beğeniyor musunuz diye soracağız. Hadi biz videomuza geçelim. Çok konuşmayalım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Bir vatandaşımız yanımızda. Merhabalar. Oo, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. İsminiz nedir? Yavuz. Yavuz Bey, İmamoğlu'nun 5 yıldaki icraatlarını beğendiniz mi? Nasıl buluyorsunuz? İmamoğlu kim? İstanbul'un belediye başkanı. Ha, İstanbul'un belediye başkanı. Şu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan arkadaş. Adayı olan. Evet evet. Vallahi ben Ümraniye'de hiç görmedim onu. Ümraniye'de yaptığı bir icraat da yok. Daha doğrusu İstanbul'da yaptığı bir icraat yok. Daha doğrusu İstanbul'da işi yok. Bir de onun şu anda sezonu açıldı. Ne sezonu? Farkında değil misiniz siz? Neyin? Sezonun açıldığının. Hangi sezon? Tatil sezonu. Evet, evet, evet. Şimdi o böyle Ege'nin, Akdeniz'in sıcak sularında muhtemelen tatile gidecektir. Peki ya. İstanbul'da, şimdi siz İmamoğlu'na anladığım kadarıyla destekleyen bir vatandaş değilsiniz. İstanbul'da yaptığı hiç mi bir şey yok? Şöyle, İstanbul'da tabii ki yaptığı şeyler var. İstanbul'da kaotik bir ortam yaptı. İstanbul'u yaşanmaz bir hale getirdi, sağ olsun. Dolayısıyla böyle yani, yaptığı şey bu. Böyle diyorsunuz. İstanbul'u yaklaşık 20 yıl geriye götürdü. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, son olarak da söylemek istediğim bir şey var tabii ki. Ben buradan öncelikle yeni hükümete hayırlı olsun diyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi olmak üzere Allah hayırlı hizmetler nasip etsin diyorum. Tabii buradan çok kıymetli Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a da bir mesaj göndermek istiyorum. Tabii eğer bu seçimleri Millet İttifakı kazansaydı, Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın şu anda icra etmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı işini Millet İttifakı'ndan 7 kişi yapacak. 7 kişinin yapacağı işi Sayın Cevdet Yılmaz tek başına yapıyor. Ben bu noktada kendisine başarılar diliyorum. Tabii şunu da merak etmiyor değilim. Sayın Cevdet Yılmaz tek Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı maaşı mı alıyor? Acaba 7 tane Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı maaşı mı alacak? Bu da tabii tırnak içerisinde. Bunu da söylemek zorundayız. Kendisine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Evet, bir vatandaşımızla birlikte röportajımızı tamamladık. İzleyenlerimiz anlamıştır. Sonradan muhtemelen bilinç gelecek. Diyecekler ki şunu konuşurdu vatandaş diye. Ama o da vatandaş. O da düşüncelerini söylüyor. Ve devam edelim. Soralım mı? Buyurun, sorun. Tabii. Şimdi yerel seçimler geliyor. Genele evet. Tamamladık. Genel bitti. Çok şükür. Yerel seçimlerde İstanbul'dayız. İmamoğlu'nu beğendiniz mi? İcraatleri nasıl? 5 yıl oldu. 4,5 yılın içerisindeyiz. Ben İmamoğlu'nun hiçbir icraatını görmedim ki beğeneyim. Evet. Şimdi daha önceki belediyelerde belediyeye bağlı toplu konut yapımları vardı. Binlerce daire yapılıyordu. Evet. İmamoğlu kaç tane yaptı acaba? İkincisi bir karış metro yaptı mı? Yapan Altyapı Bakanlığı. Devlet kendi yapıyor. Yani 4 sene sağ olsun orası burası güzel bir tatil yaptı. Tabii bu halkımızın tercihi ama umarız ki önümüzdeki dönem daha güzel bir tercihlerde bulunurlar. Peki bir daha aday olursa İmamoğlu İstanbullular tarafından seçilir mi? Ya muhtemelen şaşırmaması lazım. Şimdi diyecekler ki bu kişi taraf. Evet tabii ki tarafım. Her oy veren kişi taraftır. Ama onlardan tarafa verdiğin zaman demokrasi oluyor. Karşı tarafa verdiğin zaman yobazlık oluyor, gericilik oluyor. Cahil diyor. Cahil diyorlar. Koyun diyor. Koyun diyorlar. Göbeğini kaşıyan adam diyorlar. Ama hiçbir göbeğini kaşıyan adam 13 tane seçim kaybetmiş bir lideri o partide tutmaz. Ama İmamoğlu Atatürkçü yani. Seçilsin o yüzden. Olmaz mı? Ya şu an Atatürkçülük yani sokakta kaç kişi çevirseniz ben Atatürkçüyüm der. Atatürk'ün yeri ve konumu Türkiye'de bellidir. Bunları kullanmamak lazım. Niye? Heykel yapıyor İmamoğlu'da. Yani evet. O icraat değil mi abiciğim? Evet yani gerçekten bakıyorsun CHP'li belediyenin tek eşeri güzel heykel yapmak. O da güzel değil ama bir daha Hamza versene ekrana bir heykel. Diğerleri SİHA'lar, İHA'lar, Kızıl Elmalar ülkeyi savunacak, ihtiyaç duyulan. Ama şimdi heykel de savunur abi. Heykeli sen düşmanın karşısına koyduğun zaman mermi geçirmez. Doğru. Ama top geçirir, füze geçirir, parçalanır. İmamoğlu'nu başarılı bulmuyorum ama arkasında tabii ki sadece başarısızlık görmüyorum. Ne anlamda? Bir miktar eli kolu bağlı. Yani bunu... Ne anlamında eli kolu bağlı? İşte kredileri yerinde bulamıyor. Meclis elinde, çoğunluk elinde değil. Ama İmamoğlu dedi ki, bakın dedi, meclis dedi AK Parti'de ama biz dedi istediğimizi takır takır yapıyoruz demişti. Şimdi ben onu oraya bağlamıyorum. Ben iyi kötü siyaseti bilen birisiyim. Örneğin bu son seçimde, ikinci turda ve birinci turda İstanbul'da muhalefet oyu Cumhur İttifakı'ndan daha fazla. Daha fazla yani. Yani burada demek ki insanlar memnun yani. Hani kerhem memnun. Ama İmamoğlu'nu seçmiyordu evet. Orada insanlar. Yok anlamadan düşünmüyorum. Muhalefet
devlettir yani. Ya bu tarafta olacaklar ya bu tarafta. Ha biz İmamoğlu'na gerçek bir, yani ben İmamoğlu'na oy atmış bir kişiyim bu arada. Fakat ben pişmanlık değil de yani şu an onu beğenmiyorum. Ne anlamda? Yani umduğumuz gibi çıkmadı. Hizmet anlamında değil. Duruş anlamında. Ama biz İmamoğlu'nu yargılamamız için, gerçek not vermemiz için yani biraz bu kısıtlamaların kaldırılması lazımdı. Pekala. İstanbul'dayız. İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz? Bulmuyorum. Niye bulmuyorsunuz abi? Şimdi şöyle, gerçekten siyasete bir şey fazla konuşan da icraat olmaz. Her zaman böyle işine, çünkü devamlı sağda kendi medyada söylemle ben de oy verdim. Ama bu gelecek bu seçimde aday olursa vermem. Vay, İmamoğlu'na siz de oy verdiniz ve pişman oldunuz. Pişman oldum. Hizmet görmüyorum. Çünkü yani devamlı Türkiye'nin şey, tamam gezebilir, başkandır. O ayrı bir konu. Ama fazla böyle polemiklere giriyor gerekirse bu kendi işine adapte olsa halk görecek. Yani bu adam çalışıyor ama önüne engelleniyor. Öyle söylenebilir. Çünkü ben yıllardır hepsini takip ediyorum. Örnek. Ama adım atmıyor mu diyorsunuz siz? Yani kendi hep böyle mağdur rolüne oynuyor. Şimdi daha önce de İstanbul'da da ben 45 yıldır İstanbul'dayım. Daha önce de muhalefette olan belediye başkanları da vardı. 96-97 en kötü süreçlerde biliyorsunuz. Ama tabii ki muhalefet olduğu zaman her şey belki istediği gibi olmuyor ama mücadele etmek gerekiyor. Mücadele o, eksik diyor. Ya eksik. O yüzden yetersiz görüyorum. Vatandaşlarımızdan şunu söyleyen oldu. Evet. Sezon açıldı. Ne sezonu? Yaz sezonu. Yaz sezonu. Kimin sezonu? Gençlerin. Ve İmamoğlu da gidiyor ya, onun sezonu da açıldı. Onun sezonu açıldı. Gerçekten tatil konusunda çok tatil yapıyor. İşte bazı şeyler oluyor, sel oluyor. Nerede? Şurada. Ha tatil yapma hakkı vardı. Onun da tabii ki hakkı vardır. O ayrı bir konu. Ama şimdi devlet... İnsan gibi be. Evet. Sorumluluk taşıyan insanlar biraz şeylerde kısıtlama olması lazım. Özel yaşantısında. Evet. Çünkü bu halk gözünün öndesin. Kamuoyunun gözü öndesin. Bunlar çok önemli. Yani bu sırf İmamoğlu için geçerli değil. Bütün bizi yöneten, bütün İstanbul valisi olsun, belediye başkanı İstanbul değil. Türkiye'nin genelinde. Hayırlı olsun. Davut Gül. Evet, hayırlı olsun. İnşallah İstanbul'a güzel hizmetler eder. Belediye başkanı, vali bir olur. Çünkü sonuçta her şey Türkiye'miz için, her şey İstanbul için. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Olsun. Yeni vali de açıklandı. Davut Gül ismi. Ben daha öncesinden de takip ediyordum kendisini. Hayırlı olsun öncelikle. Davut Gül ismini ilk duyduğum zaman Davut Güloğlu zannettim. Kendisini arayacaktım hayırlı olsun diye. Sonradan tekrardan bakınca Davut Gül'müş. Ona da hayırlı olsun. Onlara da hayırlı olsun mesajlarımızı ilettik. Onlar da teşekkürlerini etti. Tekrardan hayırlı olsun. Neyse biz İmamoğlu'na devam edelim. İstanbul'daki belediye başkanını beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. İmamoğlu'nu. Beğeniyorum. Neyi beğeniyorsunuz mesela? İmamoğlu'nu bir insan niye beğenir? AK Partili olmadığı için beğeniyorum açıkçası. Başka da bir şey sorma bana. Yorum yapmak istemiyorum. Şey mi diyorsunuz? İcraat burada önemli değil. AK Partili olmasın yeter mi? Evet, AK Partili olmasın yeter. AK Partiye karşı benim... Niye böyle bir karşıtlığınız var? Karşıtlığım var. Sevmiyorum. İcraat yapsa da sevmiyorum. Hayır, sevmiyorum. Hiçbir şekilde sevmiyorum. Kadına yapsa da sevmiyorum. Kadına değer veren, değer vermeyen hiç kimseyi, hiçbir kuruluşu, hiçbir partiyi sevmiyorum. Kadını ikinci sınıf insan muamelesi yapan hiçbir partiyi, AK hiçbir Parti insanı sevmiyorum. Hangi projesi kadın karşıtlığı? Söylemleri yeterli benim için. Mesela? Genç olarak merak ettim. Yani karı mıdır, kız mıdır? Çok çirkin bir cümle. Sonra karı mıdır, kız mıdır? Çok çirkin bir cümle. Yani nasıl denir? Kadın. Kadın. Bayan da denmemeli. Bayan da denmemeli. Evet. Peki CHP içerisinde bir sürü taciz ben olayı oldu. Ben CHP'li değilim. Ama İmamoğlu'nun partisi... Ben CHP'li değilim. Sadece AK Parti'yi sevmiyorum o kadar. Yayınlayın, olabilir. Yayınlamayın, hiç umurumda. Teşekkür ederim. Sevmiyorum. Yayınlayacağım hepsini. Evet. Buranın belediye başkanını beğeniyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yani ikimizin tercihi de o konuda farklı. Ben beğeniyorum. Sen beğeniyorsun, sen? Ben beğenmiyorum. Sen neden beğeniyorsun? Benim için yaptıkları şeyler, İstanbul'a yaptığı hizmetleri ben beğeniyorum. Sen neden beğenmiyorsun? Ben gerçekleşmeyecek vaatler sunduğu için ve gerçekleşmediği için beğenmiyorum. Yaptıklarından 3 tane şey say. Şimdi bir anda ben buna cevap yapamam. Çay içelim. Tamam, birazdan içelim. Çay söyleyeyim mi? Şimdi bir dolaşıp gelelim, içelim sonra. Vallahi. Vallahi. İyi tamam, bekliyor. Sen bir dolaş, gel. Aklına gelirse, bakmak yok. Ya da bakabilirsin. Aklına gelirse gel. Tamamdır. Sen İmamoğlu'nu seçmemek için 3 neden? Birincisi... Bak çatır çutur konuşuyor. Hayır, çatır çutur değil. Neden? Vaatleri... Daha iyi konuşuyoruz da şimdi kameraya karşı. Nasıl daha mı hararetli geçiyor? Daha güzel konuşuyoruz. Ama saygılı bir şekilde. Saygılı. İkimizin tercihi de farklı bu konuda. Bunu da merak ediyorum. Galiba eşsiniz. Tabii. Farklı görüşteki insanlar eş olduğu zaman bu nasıl oluyor? O farklı bir şey yani. O bir siyasi bakış. Ama hayat herkese başka şey yani. Her şey siyaset değil. Yani en önemli şey siyaset değil. Hayatta ondan çok daha önemli o şeyler var. O siyasetin kızıştırdığı bir ortam biz oluşuyor bir yani. Konu... Genel seçimler gibi. Birçok yani. Konuda zaten biz birlikte olduğumuz için siyasi konuda da ayrı olmamız, birbirimize saygı duymamız. Burada da ayrı olalım diyorsun. Diyoruz yani. Peki teşekkür ederim. Siz bir düşünün gelin. Tamam. Sağ olun. Onlar bir düşünsün. Bakalım bulup gelebilecekler mi? Devam edelim.
Evet, biraz önce iki tane genç vardı, eşlerdi ve yaklaşık neredeyse bir 5-10 dakika oldu, hala gelmediler. Biz röportajlarımıza devam etmek zorundayız. Biraz sonra da programı bitirmek zorunda kalacağız. Bekliyoruz, inşallah gelirler. İmamoğlu'nun 3 icraatını bulurlar diyelim. Biz arıyoruz, bulamıyoruz. Sizler de eğer bulursanız yorumlara yazınız. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. İmamoğlu'nu beğeniyor musun? Yani şimdi bir tarafı desteklerken hem doğrularını hem yanlışlarını söylemek lazım. Sen İmamoğlu'nu destekliyorsun. 2019 seçimlerinde. Hani beğeniyordum, bir tarafını beğeniyordum. Onu yalan söylemek gerekmez. Ya dürüst olmalısın zaten. Ya. Tabii yanlışıyla doğru. Kesinlikle ben şunu söyleyeyim size. Ben hep AK Parti'yi destekliyordum. Fakat son yerel seçimde 2019'da yok daha şey yapmıyordum. Oy kullanmıyordum. Daha yaşım tutmuyordu. Fakat şöyle bir durum oldu. Onun bazı yanlarını beğendim. Dedim ki en azından genç, hani kendileri iddia ediyorlar ya, bazı şeyleri işte düzeltmek adına geliyorlar. İşte ihaleler açık, şeffaf olacak diye. Şu an birçok ihale yine aynı şekilde kapalı. Kapalı kapılar arkasında yapılmaktadır. Hatta kapalı zarfla davetiyeli ihaleler. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani dedik ki bir nebze belki öyle bir, kendileri öyle iddia ediyorlar. Hani AK Parti zamanında öyle bir şeffafiyet falan yok diye iddia ediyorlardı. Biz bunları kabul etmiyoruz zaten bir kere. Dedik ki hani bir gelsinler, bir fırsat verelim. Bakalım ne durumdalar diye. Geldiler, hiç öyle bir şey yok yani. Sadece lafı muzaf yani adamların söyledikleri. Vaatleri de boş yani olduğu adı gibi. Neydi? İsmim Ahmet. Ahmet. Genel seçimlerde İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan etti kendini. Evet. Ve İstanbul'da hiç durmadı. Genel seçimlerde önce de tatillere gidiyordu zaten. Yani İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunmaması nasıl sence? Yani bilmiyorum, kendine göre biraz şey gibi hissediyor İstanbul'u. Böyle iki haftada bir geliyor. Buraya meydanlarda gözüküyor. Daha sonra tatile artık nereye gidiyorsa. Genel seçimlerde hiçbir şekilde İstanbul'da bulunmadı. Hatta daha doğrusu İstanbul'a geldiğinde biz afişler astık. Hoş değil geldiniz, değil sefalar değil getirdiniz değil diye. Onları diyecektim ben de. Mesela şu an kendisini burada görmemiz lazım. Hani sonuçta İBB başkanı. Ha, biraz önce buranın belediye başkan yardımcısı burada geziyordu. İsmet beyefendi buralardaydı. Yani şunu söyleyeyim kısacası. Biz gerçekten hani dedik ki belki bir şeyler değiştirmeye yönelik gelirler. Halbuki öyle değiştirecek gibi bir durum yok. Biz şu anki durumdan, biz kimsenin baharına ihtiyacımız yok. Yaz geldi. Yaz geldi. Yani. Bahar gelmedi onların. Biz kimsenin çok şükür baharına ihtiyacımız yok. Ülkemizde gayet çok güzel baharlar vardır. Kendi baharları kendilerine saklasınlar. Öyle söyleyeyim daha size. Daha destek meslek yok mu diyorsun? Yok yok. Bundan sonra yok zaten. Muhalefet yapabildiğini yaptı zaten. Bütün gücünü döktü ortaya. Evet. Bu seçimlerde. Bunu zaten bu güç vesilesiyle bunu yapamadıysa hiçbir seçimde yapamaz yani. Öyle pekala düşünüyorum çok ben. Çok sağ olun. Rica ederim. Ahmet'i dinledik. Çok sağ olun. Kapanışı yapalım biz de. Evet, sevgili izleyenler, sokakta vatandaşlara sorduk. Vatandaşların hepsi İmamoğlu'ndan görmüş olduğunuz gibi çok memnun. Yani bayağı İmamoğlu bir daha aday olsun 10 tane oy veririm diyenler oldu. İmamoğlu da İmamoğlu diyenler oldu. Çok gariptir ki Ümraniye'de, hani artık burası Ümraniye'de dememek lazım. Herkesin Kadıköy'ünde, Üsküdar'ında geldiği, buluştuğu bir kozmopolit bir yer burası. Ve vatandaşların hepsi çok memnun ya. Helal olsun gerçekten. Tebrik ediyoruz. İmamoğlu diyen var mı? Ha? Var mıymış yine? Ya var işte, siz destekliyorsunuz İmamoğlu. Yo Allah Allah. Ya yaklaşalım. Niye desteklemiyorsunuz? İmamoğlu kimmiş ya? Buranın belediye başkanı. Büyükşehir'in. Ha, Büyükşehir. İşim olmaz İmamoğlu'yla. Niye sevmiyorsunuz? Ha, eli yüzü düzgün. He? Eli yüzü düzgün mü? Ha. Herkesin düzgün eli yüzü. Üçkağıtçının teki ya. Peki. Teşekkür ederim. Ben de rica ederim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar İmamoğlu'na bayılıyor. Ablamıza soralım. Beğeniyor musunuz İmamoğlu? Hayır. Evet. Ablamız da çok seviyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.